Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane tarif vereceğim. Çok kolay, çok basit. Bu tarifi nerelerde kullanabilirsiniz? Onları söyleyeyim size. Sabah kahvaltı yaparken yersiniz. Akşam beş çaylarında aperatif alırken ekmeklerinizin üzerine, ekmeğinizi ısıtarak üzerine sürerek yiyebilirsiniz. Bir de mesela salata yaptınız, salatanızın sosuna bir tatlı kaşığı veya bir çorba kaşığı koyarak o sosla karıştırın. Salatanızın üzerine dökebilirsiniz. Hadi başlayalım. Önce biberden başlayalım. Şimdi biberleri ben közledim. Közledikten sonra da şöyle bir torbaya koydum ki kabukları daha rahat çıkabilsin diye. Şimdi size göstermek için bir tanesini ayırmıştım. Bakın ne kadar rahat çıkıyor. Şimdi eğer evde közlemek istemiyorsanız bu biberlerin hazır közlenmiş olarak konserve kavanozlarda olanları da var. Siz öyle de alabilirsiniz ama bunun tadı evde közlenince bambaşka. Közlenmiş biberlerimizi koyuyoruz. 2 diş sarımsak koyacağım. Burada Koska'nın, yalnız Koska'yı alırken dikkat edin, şu O'nun ortasında nazar boncuğu olması lazım. Bu en iyisi tahinin. 2 kaşık da tahin koyuyorum. Şurada nar ekşim var. Pul biber. Ve cevizimiz var. Burada zeytinyağı var. Ve çekiyoruz. Tuz koyuyorum. Bu bitti. Kavanozun ağzına bunu koyduk. Gayet rahat boşaltabiliyorsunuz. Bu böyle kavanozda şimdi kenarda duracak. Öbür tarifime geçiyorum. Şimdi ikinci tarifimde domates kurusu var. Ben bunu 10 dakika kadar sıcak suda beklettim. Biraz hem temizlenmiş oldu. Yıkamıştım zaten önceden ama sonradan tekrar sıcak suya koydum. 10 dakika beklettim. Biraz yumuşattım. Ama size bir tanesini yapmadan ayırmıştım. Sıcak suya koymadan önce şurada bir tepeleri var. Onları makasla kesip atıyorum. Domateslerimizi koyuyoruz içine. Mısaklarım var. 2 diş. Pul biberimiz var gene. Bunda badem var. Ben ölçülerinin tamamını videonun altına bırakacağım. Buna tuz koymuyorum. Önce çünkü domatesin sosuna bakacağım. Öyle. Bir domates tuzu olabiliyor. Onun için daha sonra koyacağım. Nar ekşisi koyuyorum. Çekeceğim. Ve bitti. İkisi de kavanozda. Şimdi ekmeklerimiz burada. Bakın. Bu bademli olan kuru domates. Domatesle. Tuz koymadım. Tuzu gayet güzel. Buna tuz koymayın domatesli olana. Bu da tahinli ve cevizli olan. Köz biberli. Afiyet olsun. Gayet kolay. Lütfen deneyin. Pişman da olmayacaksınız. Bundan da emin olabilirsiniz. Bütün detayları alta yazacağım. Hoşça kalın.